Anspor yorumcusu Hamdi Aslan bizlerle birlikte sevgili izleyenler. Biraz gündemi konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Çiğdem. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Trabzonspor'u konuşalım. Sonrasında da diğer temsilcilerimizin bugün Avrupa'da günü. Onları da tabii değerlendiriyor olacağız. Şimdi Kopenhag analizi başlamış anladığımız kadarıyla Trabzon spor cephesinde. Beklentilerinizi alayım. Yani bazıları tabii ki kura için zor diyor. Bazıları bütün takımlar denk diyor ama yani bakıldığı zaman evet Kopenhag takımı Avrupa arenasında sıcak bir takım. Her sene bir şekilde bir kupanın içerisinde oluyor ve çok da doğru işler yapıyor. Zaten bir ekol bakıldığı zaman yani İskandinav ülkeleri belki fiziksel olarak hep yorumlanır ama yani Kopenhag takımının hem oyun karakteri hem futbol ekolü hem pas üzerine hem saha içerisinde yaptıklarına bakıldığı zaman biraz o İskandinav ülkelerinden ayrılıyor. Çok özel oyuncuları oluyor. Yani bu sene belki bir iki oyuncusunu kaybetti ama bence bakıldığı zaman yine futbol yapıları oyunu zorlaştıracak. Ben ikinci maçın çok daha keyifli geçeceğini düşünüyorum. İlk maç biraz tabii ki rakipler de birbirlerini muhakkak analiz edeceklerdir. Tabii ki bu hafta Kopenhag Brøndby maçı var. Trabzonspor muhakkak bir bilgi edinecektir, bir analiz yapacaktır. Bu da ilk maç için bir veri olacaktır. Ben Abdullah Hoca'nın bu tip oyunlarda genelde rakip analizini çok doğru yapıp ona göre hem oyuncu kadrosu hem oyun seçme şansı ve oyuncu kadrosu var. O yüzden ben çok tedirgin olan yanlardan değilim yani kupa kurası için. Peki, bu arada yine transferler de gündemde ve yeni günde Grealish isminin öne çıktığını görüyorum. Galatasaray adına da yazılan bir isim de herhalde tekrar sıcaklığına kavuştu. Hamşik'in sakatlığı sonrasında ilk hedef Grealish olarak belirlenmiş. Şimdi bir kez daha adamımız yoklaması yapılacak. Doğru bir hamle olduğunu düşünüyor musunuz? Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Hamşik de sanırım en az değil mi? Bir ay olmayacak büyük ihtimalle birkaç haftayı kaçıracak ve bu dönemde de kritik maçlar da var. O dönemi nasıl geçirmeli Trabzonspor? Yani evet Hamşik geçen seneki sakatlığı aslında Çiğdem. Yani oyun içerisinde çok fazla bir problem yaşamamış Sivasspor maçında. Hatta hani hoca ile olan diyaloğunu da hoca belki biraz daha erken dışarı almak istemişti ama yani Hamşik kendini iyi hissetti. Sakatlığı yoktu maçtan sonra olan bir problemdi. Biraz geç geçen bir yer yani biraz yani futbolcu sakatlıklarına bakıldığı zaman o bölge yani bir doktor olarak yorum yapmak istemem ama en azından bir vücut şeyi olarak biraz sıkıntılı bir bölge. Tabii ki alışmıştı sezon başı en azından onunla oynamaya Trabzonspor. Belki bütün planların içerisinde zaten yapamış vardı ama tabii ki biraz süresi zor olacağı görünüyor. Yani 3-4 haftalık bir süreç. Ama Trabzonspor'un o bölgede biliyorsunuz geçen sene de Hamşik bu problemi yaşadığı için başka oyuncularla da oynayabiliyor. Yani en azından öyle bir oyun yapısı, oyun planı da var. Abdullah Hoca muhakkak bu oyuncular üzerinden artık takım oyunu planlayacağını ben düşünüyorum. Evet Grealish tabii Trabzonspor'un bence önemli gündemlerinden bir tanesiydi. Çok sıcak transferlerinden hatta çok yakınlaşmada oldu transfer anlamında ama birazcık olsa Grealish'in Avrupa kariyeri, Avrupa tercihi daha fazla öne çıktığı için bu anlamda biraz işi zorlaşıyor. Ben yine oyuncunun ilk önce Avrupa tercihini daha önde tutacağını düşünüyorum. Evet yapılması halinde bence Trabzonspor'un iki alternatif bir oyuncu olduğu için çok önemli ama biraz zor bir transfer gibi duruyor. Çünkü oyuncu Avrupa'yı daha öncelikli görüyor. Evet, Lazio'nun da yakın takipte olduğunu söyleyelim. Konuşulan rakamlar da hakikaten üst düzeyde. Bakalım ama gelme ihtimalinden de bahsedilmiş. Zeka da gündemde. Lille kontratının sona ermişti. Şimdi Trabzonspor'un bir kez daha gündemine girmiş menajerler tarafından. Tabii orta saha oyuncusu için scout ekibi de detaylı bir rapor bekliyor. Onun gündemde olduğunu söyleyelim. Avcı sağ stoper, orta saha kanat ve forvet istemiş. Buradan da gidebiliriz sadece isimler üzerinden değil. Öncelik nereler olmalı diyeyim. Yani Çiğdem, ben Abdullah Hoca'nın yani bu kadar artık sezon başladığından sonra bu kadar dört oyuncu gibi bir transferin yoğunluğu içerisinde yine çok ısrarcı olacağını düşünmüyorum. Yani evet yok bir sağ stoper pozisyonu zaten hep konuşulan bir pozisyon. Yani ben o bölgeye bir oyuncu alındıktan sonra ondan sonraki yapılacak olan transferler belki
Yani öyle anlık transferler, sürpriz transferler, yani illa olmazsa olmaz diye ben Abdullah Hoca'nın bu konuda çok ısrarcı olduğunu düşünmüyorum. Belki Ahmet Can bir transfer olayı olursa stoper pozisyonu birazcık daha hız kazanır diye ben düşünüyorum, ama ben sanki Şampiyonlar Ligi maçına kadar çok fazla bu transfer içerisinde kalacağını düşünmüyorum Trabzonspor'un. Yani dediğim gibi, yani bazı bölgelere belki alternatif oyuncu alınırsa da bu böyle çok gündemde olan isimler değil de Trabzonspor'un belki uzun vadede kullanacak olduğu isimler olacağını ben bekliyorum. Peki biraz da temsilcilerimizin maçlarından da bahsedelim isterseniz. Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir bugün sahneye çıkacaklar. Öncelikle isterseniz Slovakspor değerlendirmesi alayım sizden. Fenerbahçe'nin rakibi olacak, kritik bir maç. Dinamo Kiev mücadelesinde konuşmuştuk tabii. Eleştiriler de aldı Jesus bu anlamda. Açıklamaları var, bir Süper Lig'e öncelik olarak görüyoruz gibi bir ifadesi de var. Tüm bunlarla beraber sizin bu akşamdan Fenerbahçe adına beklentiniz ne? Yani ben Fenerbahçe takım kadrosunun sadece Türkiye Ligi şampiyonluğunu çok tatmin etmesi gerektiğini ben düşünmüyorum. Yani bu kadar yoğun bir kadro, bu kadar geniş bir kadro, yetenekli bir kadro. Evet, belki çok yoğun bir transfer oyuncu sayısı var, ama doğru bir oyun veya kısa zamanda istediği bir seviyeye gelen bu takımın oyuncu yeteneği Trabzonspor'u Fenerbahçe'ye farklı yerlere de getirir. Ben sadece hedefin çok Türkiye Ligi şampiyonluğu olduğunu çok katılmıyorum. Yani tabii ki Dinamo Kiev maçındaki oyun farklılığını çok net gördük. Yani Fenerbahçe o turu geçmesi gereken bence taraf olmalıydı. Bazen oyun içerisindeki şanssızlıklar turu size kaybettirebiliyor ki bence öyle olduğunu düşünüyorum. Bu başka tabii ki Fenerbahçe için çok belki yani oyunun 1-0'lık bölümüne kadar bir rakip olabilir diye ben düşünüyorum. Evet, disiplinli bir takım. Önde çok fazla etkili olan bir oyun yapıları yok. Sadece savunmayı çok doğru yapıyorlar. Zaman zaman maçın zorluğuna göre oyun sistemi değiştirebiliyorlar. Ben yine böyle bir şey olacak, böyle bir oyun olacağını düşünüyorum Slovaçka tarafından. Ama Fenerbahçe'nin zaten oyuncu kadrosu bence kendi oyunu rahatlatır. Erken skor bulursa zaten yani oyunun ve turunda farklı bir yerlere gideceğini rahatlıkla Umarız konuşulabilir. tabii. Yine tabii Dinamo Köy mücadelesinde de aslında Ülker Stadı'nı tıklım tıklım doldurmuştu taraftarlar. Yine benzer bir görüntü olacakmış. İyi de bir destek de olacak taraftarlar tarafından. Hatta neredeyse tüm biletler de tükenmiş. Biraz kadroyu konuşursak hocam çok fazla eksik var biliyorsunuz. Zaten İsmail cezalı, sakatlık çok fazla. Beklentine yenilerin de daha fazla performansını göreceğimiz bir mücadele olacak herhalde. Yönetmenimden rica edeyim, eğer hazırdaysa tabii muhtemellerimizi de verelim. Mesela kalede Altay'ın olmayışı bu maçta bir handikap mı? Buradan başlayabiliriz. Yani yok, Ertuğrul da bence tecrübeli bir kaleci. Yani bu tip maçları oynayabilecek bir kaleci. Yani Çiğdem, Fenerbahçe'nin bu kadar geniş kadrosunda iki tane üç tane sakatlığın maçı etkileyecek yorumu çok doğru bir yorum değil. Yani eğer bakıldığı zaman her bölgenin üç tane alternatifli bir oyuncu grubu var. Yani önemli olan tabii ki oyuncu istikrarı, oyun istikrarı. O yüzden bu yakalandığı süre içerisinde bence içerideki oyuncular arasındaki doğru rekabet Fenerbahçe'nin oyunu çok çok daha güçlendirir. Evet, önde en ön bölgede bir oyun problemi yaşanıyor demeyeyim de belki orada daha güçlü bir oyuna ihtiyaç var. Daha net bir oyuna ihtiyaç var. Fenerbahçe'nin belki şu an en büyük problemlerinden biri gibi görünüyor, ama gene bakıldığı zaman o bölgeyi Valencia, Serdar Dursun, yani Joshua King, eğer bunlar da bu kadroyla çözebilir diye ben düşünüyorum ki bu maçlar özelinde çok kolay olacağını ben düşünüyorum. Orta saha dizaynı biraz Fenerbahçe'de biraz zaman alacak diye düşünüyorum. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu grubunda nasıl tercihler olacak? Çünkü bir oyun yapısının en büyük belirleyici bölge biraz orası olduğu için ben de bunu açıkçası merak ediyorum. Peki hocam, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kolay İyi yayınlar gelsin. diliyorum.